Laiklik elbisesi Hristiyanlık için biçilmiş, dikilmiş bir elbise olduğu için onların sırtına kip diye oturdu tabiri caizse. Ama İslam apayrı bir vücut, apayrı bir beden. Dolayısıyla ona oturması mümkün değildi. Zorla oturtmaya çalışınca da deli gömleği gibi oldu. Tamam? Batı'da laiklik elbisesi kendisine giydirilen toplumların hepsi yakışıklı maşallah, değil mi? Öyle endamları yerinde bakıyoruz, gayet güzel. Ama bizde, yani İslam toplumlarında, özellikle şu Türkiye'ye bakın, deli gömleği gibi duruyor üzerimizde beyler. Niye? Bize göre ölçülmemiş, bize göre biçilmemiş, bize göre dikilmemiş. Ne kumaşı bize yarar, ne dikimi, ne biçimi. İslam çünkü, yani nasıl, laiklik, din adamlarının dini icat ettiği dinlerin hayattan ayrılması, yani o tür dine tepki olarak doğmuş. İslam'da din adamları diye bir zümre olmadığı gibi dini belirleyen adamlar da değil. Dinin esasını, özünü, esaslarını belirleyen de insanlar değil. Allah. Dolayısıyla biz laikliği getirmek suretiyle Allah'ı mı devreden çıkarmak istiyoruz? Çıkarabilirsek çıkaralım, buyurun. Hodri meydan. Gücü yetiyorsa insan yapsın bunu. Öyle mi? Onun için teslimiyete çağırıyor Allah insanı, kullarını. Teslim olun, hem bu dünyada huzur bulun, hem ahirette huzur bulun. Hevalarınıza uyabilir, uyun, buyurun. Cehennemin yolunu da göstermiş, cennetin yolunu da. Ve size iki yolun başında bırakmış. Dile bu yola git, cennete kadar yolun var. Dile bu yola git, cehenneme kadar yolun var.